koku alma bozuklukları, özellikle konunun İngilizceden Türkçe'ye çevrilirken kullanılışının basitleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir kavramdır. Burada koku alma bozuklukları denildiğinde sadece koku alma duyumuzda tek yönlü bir bozulma ifade edilmez. Yani farklı koku almak da, az koku almak da, hiç koku alamamak da veya kötü koku almak da hepsi bir koku alma bozukluğudur. Koku alma duyusundaki değişimi ifade eden tüm durumlara biz koku alma bozukluğu demekteyiz ve bu gruptaki tüm hastalıkların toplamına da koku alma bozuklukları demekteyiz. Özellikle kötü koku alma bizim karşımıza sıklıkla çıkan bir durumdur. Ameliyat sonrası olabilir veya hiç ameliyat geçirmeden bir takım nörolojik veya psikiyatrik hastalıklar olabilir. Ya da çalıştığımız ortamdan kaynaklanan bir durumun daha sonra sürekli psikolojik olarak devam etmesi şeklinde olabilir. Ya da koku almada bir azalma olabilir. O zaman da özellikle koku duyumuzdaki kaybın derecesi bizim için çok önemlidir. Burada genellikle ölçüm yapılmadığı için insanlar sadece subjektif koku alma duyumu kaybettim veya koku alma duyum azaldı şeklinde aslında doktora gelirler ve biz koku duyusunu yaptığımız testlerle araştırdığımızda aslında hastanın bize geldiğinden çok daha farklı durumlar ortaya koyuyoruz. Hasta hiç alamadığını düşündüğü kokuları test esnasında aldığını görür veya çok rahat alabildiğini düşündüğü kokuları test esnasında başaramaz ve o testte bu kokuları alamadığını fark eder. O yüzden koku alma bozukluklarını değerlendirirken koku duyusunun hem ayırt etme, hem tanımlama, hem de eşik değerler açısından birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.